savaşmak için doğdu. Savaş alanında zaferden daha azına razı olmayacak şekilde yetiştirildi. O Kartacalı büyük komutan Hannibal. Hannibal'ın hayatı boyunca en büyük amacı Roma'yı yok etmek ya da bu uğurda ölmekti. Hannibal buzlarla kaplı Alpler boyunca savaşarak ilerledi. Toprağı Roma'nın on binlerce en güçlü savaşçısının kanıyla suladı. Ve bir günde 70 bin askeri katlederek askerlik tarihine geçti. Hannibal bir katildi. Hannibal bir fatihti. Hannibal imha ediciydi. Yıl milattan önce 219. Adam, tarihin en büyük ve en amansız generallerinden biri, Kartacalı Hannibal Barca. Hannibal, Roma şehri Saguntum'u yakıp yerle bir ettiğinde, için için yanan ateş kısa süre sonra Avrupa'yı içine alacak büyük yangının ilk kıvılcımı olmuştu. Çünkü imha edici Hannibal, dev Roma'yı ezmek için kanlı bir intikam seferine çıkacaktı. Hannibal'ın ana vatanı olan Kartaca, Afrika'nın kuzey kıyısında bir ticaret merkeziydi. Ticari ve askeri etkisi tüm Akdeniz boyunca hissediliyordu. Uzak ve yakın ülkelerle ticaret yapıyorlardı. Etkileri Doğu Akdeniz'e kadar uzanıyordu, hatta batıya, İngiltere'ye kadar ticaret yaptıklarına dair kanıtlar var. Kartaca'dan 400 mil uzakta Roma bulunuyordu. Henüz büyük bir imparatorluk olmasalar da askeri güçleri Kartacalıların bölgedeki ticari hakimiyetlerini tehdit edecek kadar büyüktü. Roma o zaman savaşçı bir imparatorluk heveslisi bir ülkeydi. Henüz imparatorluk değildi ama cumhuriyetin sınırlarını genişletmeye başladığını görebiliyordunuz. Roma ve Kartaca'nın karşı karşıya gelmesi artık an meselesiydi. Hannibal'ın Saguntum'u kişisel ihtirasları için acımasızca yok etmesi, Roma'ya elden teslim edilen ve onları ölümcül bir katliam ve imha oyununa çağıran kanlı bir davet olmuştu. Saguntum kuşatması bildiğimiz kadarıyla 8 ay sürmüştü. Tarihi açıdan elimizde fazla bir ayrıntı yok. Ancak bildiğimiz şey şu ki, duvarlar bir kez açıldıktan ve Kartaca birlikleri içeri girdikten sonra ev ev dolaşmış ve neredeyse bütün Roma ailelerini avlamışlar. Romalı erkekleri öldürmüş ve kadın ve çocukları köle olarak satmışlardı. Kavrulmuş topraktan ve yanmış Romalı cesetlerinden çıkan duman ve kokular arasında Roma'nın yanıtı geldi. Hannibal'ı yakalayın ve çarmıha girin. Bu Yunan tarihçi Polybius'un tarif ettiği çok ünlü bir sahnedir. Romalı büyükelçi togasını tutar, iki elinde katlar ve şöyle der. Roma size barış ya da savaş öneriyor, seçin. Roma için önemi yok. Hannibal ve Kartacalılar seve seve savaşmayı seçti. Bu, tohumları yarım yüzyıl önce atılmış bir savaş olacaktı. O zaman Kartaca ve Roma, 1. Pön Savaşı olarak bilinen savaşta Akdeniz'i kana bulamışlardı. Pön adı Latince Kartaca anlamına geliyordu. 400 bin asker kayıp. İtalya ülkesinin tüm askeri gücünün neredeyse %15'i o savaşta kaybedilmişti. Çünkü kanla bir savaştı. Savaş sonunda bir beraberlikle sona erdi. Ama barış anlaşması özellikle Kartaca için daha ağır olmuştu. Yaptıkları anlaşmaya göre Kartaca donanmasını 100 gemiyle sınırlayacaktı. Bu ticari bir güç olan bir ülke için büyük bir darbeydi. Ticari filolarının çoğunu kaybeden ve hazineleri boşalan Kartacalılar İspanya'nın zenginliklerine göz dikti. İspanya'nın çok büyük gümüş madenleri vardı ve Kartacalılar kısa sürede bunları ele geçirdiler ve büyük bir servete sahip oldular. 1. Pön Savaşı'nda tamamen kaybettikleri donanmalarının yerine kara savunmalarını geliştirmeye karar verdiler. Kartaca'nın en başarılı komutanlarından, savaşlarda pişmiş Hannibal'ın babası Hamilcar Barca, İspanya'ya saldıran orduların başındaydı. Hamilcar, Kartaca'daki büyük askeri hanedanının kurucusudur. Buna Barca adından gelen Barsidler denir ve Romalılardan gerçekten nefret ediyordu. Genç Hannibal, kendine örnek aldığı babasını şiddetli ve kanlı savaşlarda savaşırken izlemişti. Hamilcar İspanya'ya saldırdığında Hannibal henüz 9 yaşındaydı. Yani savaş alanında büyüdüğü söylenebilir.
Hamilkar genç Hannibal'a acımasızlık ve savaş sanatı eğitimini savaş alanında verdi. 19 yaşına geldiğinde bütün hayatı askeri kamplarda geçmişti. Orada babasını ve diğer subayları izleyerek askerlere nasıl komuta edeceğini öğrenmişti. Hannibal kendisiyle birlikte savaşın dehşetine onun yanında girmeye hazır bir ordu kurmak için bazen kendi adamlarını cezalandırması gerektiğini biliyordu. Kartacalı bir subay savaşta başarısız olursa meydanda çarmıha geriliyordu. Kartacalıların İspanya'daki yönetimleri çok acımasızdı. Ateş, kılıç ve çarmıha gelmeye dayanıyordu. Ama Hannibal aynı zamanda adamlarını onlarla aynı yerde yatarak, onlarla birlikte yemek yiyerek ve onlarla birlikte savaşarak motive ediyordu. Onun emirlerine uyuyor, babasından miras aldığı Roma'ya karşı intikam arzusunun peşinden birlikte gidiyorlardı. Ama Hamilkar intikamın tadına hiç bakamayacaktı. Milattan önce 228 yılında aniden öldü. Bazıları bunun suikast olduğunu söyler. Yerini damadı almıştı. Adı muhteşem Hasdrubal'dı. O 6 yıl daha devam etmişti. Kartaca gücünü geliştirmiş, etki alanını geliştirmiş ve sonunda o da suikasta kurban gitmişti. Tarihsel olarak Hannibal'ın bunda payı olup olmadığı yönünde sorular hala vardır. Sonunda Hannibal'in saati gelmişti. Henüz 26 yaşındaydı ama tüm Kartaca ordusuna komuta ediyordu. Acımasızdı. Savaş tecrübesi vardı. Ve azimliydi. Efsaneye göre Hamilkar genç Hannibal'a bir söz verdirmişti. Ve ondan hayatını Roma ile savaşmaya adamasını ve sonunda Roma'yı yok etmesini istemişti. Milattan önce 219 yılında içinde yanan intikam ateşiyle ve Saguntum'un külleri arasında Hannibal Roma'ya karşı kendi seferini başlattı. İkinci Pön Savaşı başlamıştı. Hannibal 50 bin askerden oluşan bir darbe kuvveti toplamıştı. Ama donanması olmadığı için İtalya'yı karadan işgal etmesi gerekiyordu. Hannibal harekete geçmişti. 50 bin askerden oluşan ordusunu İspanya'dan almış ve Akdeniz kıyısı boyunca ilerleterek Roma'ya doğru taşımaya başlamıştı. Zorlu geçen 2,5 aydan sonra yorgun ama savaşa hazır olan Hannibal, Ron nehrine ulaşmıştı. Ama Hannibal'ı büyük bir şok bekliyordu. Romalılar ilerlemenin haberini almışlardı ve yollarını kesmek için bir darbe kuvveti göndermişlerdi. Romalılar Hannibal'in İspanya'daki ilerleyişinin haberini almışlardı. Ama doğruca İspanya'ya doğru ilerlemek yerine akıllıca davranmışlardı. Haritaya bakmışlardı. Hannibal'in nereye ilerleyeceğini belirlemişlerdi. Ve İtalyan yarımadasına girecekleri Akdeniz kıyısındaki yolu kapamaya çalışmışlardı. Hannibal'a karşı saldırıyı büyük Romalı general Publius Cornelius Scipio yönetecekti. Scipio'nun 10 bin askerlik gücü Akdeniz kıyısındaki bir Roma müttefiki olan Marsilya'daydı. 5 katı büyüklükteki gücüyle Hannibal Ron nehrini geçmişti. Scipio 300 süvarisini Ron'a doğru Hannibal'ı bulmaya gönderdi. Hannibal Romalıların ilerleyişini izlemeleri için 500 süvariyi görevlendirdi. İki keşif ekibi karşılaştı. Roma ve Kartaca arasında savaş bir kez daha başlamıştı. Bu keşif ekipleri arasındaki küçük bir çatışmaydı. Bu küçük çatışmada Hannibal'ın güçleri saldırının şiddeti karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştı. Scipio tüm gücüne takip etme emri verdi. Hannibal, Scipio'nun sadece birkaç günlük mesafede olduğunu biliyordu. Ve Scipio yetenekli bir komutandı. Hannibal'ı kolaylıkla yenebilecekti. Ama Scipio, Hannibal'in ordusunun olması gerektiği yere geldiğinde gitmişlerdi. Sanki Hannibal'in bütün ordusu birden havaya karışmıştı. Scipio, Hannibal'ı planını değiştirmek zorunda bırakmıştı. Artık Akdeniz kıyısından Roma'ya ilerlemek yerine Hannibal'ın saldırısı kuzeyden, Alplerden gelecekti. Hannibal'ın karadan, İspanya üstünden ve Alpleri aşarak gelmiş olması iyi bir stratejik seçim olduğu için değildi. Bu aslında Romalı birliklerin ilerleyişi sayesinde karşı karşıya kaldığı durum yüzünden mecbur bırakıldığı bir rota olmuştu. Hannibal Alplere milattan önce 218 sonbaharında ulaştı. Bu rakımda 50 bin askerlik gücü dondurucu soğuklarda, dar ve kayalık patikalarda donma riski yaşıyordu. Adamlar açtı ve erzak kısıtlıydı. Ve sadece piyadeden fazlasına komuta ediyordu. Emri altında ayrıca 9 bin süvari ve 37 fil vardı. Bütün büyük ordularda filler vardı. Yunanlılar Kartacalılarla savaştıklarında Kartacalılar savaş arabaları kullanırlardı. Ve bunlar fillerle çekilirdi. Bir noktada artık şöyle demişlerdi. Hadi savaş arabalarını bırakıp yerlerine filleri koyalım. Sonuç olarak Pön savaşlarına gelindiğinde Kartaca'nın elinde Kartaca şehrinin duvarları içinde 300 ehlileştirilmiş fil yaşıyordu. Filler
İşte savaşlara bu şekilde dahil edildi. Alpleri bu kadar büyük bir güçle geçmek zor bir askeri operasyondu. Hannibal ve ordusu için korkunç sonuçları olmuştu. Askerler donmuş, askerler açlıktan ölmüştü. Bir noktada toprak kayması yollarını tamamen kapamıştı. Cehennem gibiydi. Erzak giderek azalıyordu. Üstelik geçidin henüz en zor yerine bile gelmemişlerdi. Evet, bir Galya köyüne rastlamışlardı. Galyalılar onlara yiyecek ve içecek sağlamıştı. Hannibal bu yardımı kabul etmişti ama amaçlarından kesinlikle şüphelenmişti. Çünkü Galyalıların bazen dost, bazen düşman olabildiklerini biliyordu. Hannibal, Galyalılara tam olarak güvenmiyordu ama sonunda yardımlarını kabul etmişti. Galyalılar, Hannibal'ı bir boğaza çıkan dar bir geçide yönlendirmişlerdi. Hannibal'in ilk şüphelerinin yerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Rehberler aniden ortadan kaybolmuştu. Bu bir tuzaktı. Milattan önce 218 yılı. Hannibal Roma'yı işgal etmek için Kartaca ordusunu zorlu Alp dağlarından geçiriyordu. Yolda yağmacı Galyalılar Hannibal'ı kayalarla ve ok ateşiyle tuzağa düşürmüştü. Hannibal sefer boyunca farklı kabilelerle karşılaşmıştı. Genelde Galyalıydılar. Bunlar günümüz Fransa'sı olan bölgede yaşamış kabilelerdi. Birleşik kabileler değillerdi ve genelde ortak bir düşmana karşı ittifak kurmazlardı. Bu yüzden bazen Roma'ya karşı savaşa katılırlarken bazen de Hannibal'a saldırabiliyorlardı. Ve bu sefer Galyalılar kamp peşindeydi. Boğaz dev bir ölüm mengenesine dönmüştü. Galyalılar boğazın her iki ucunu da kapamıştı. Ama Hannibal'ın birlikleri kurtulmayı başarmış, geçtikleri yolda katledilmiş düşmanlarını bırakmışlardı. 30 zorlu günden sonra Hannibal ve adamları Alplerden çıkmayı başarmışlardı. Sonunda İtalya'nın kuzey ovalarına vardıklarında Hannibal ordusunun neredeyse üçte birini kaybetmişti. 18 bin piyadeyi, süvarilerinin üçte birini kaybetmişlerdi. Geriye 27 fil kalmıştı. Yani fillerin de üçte birini kaybetmişlerdi. Bu büyük bir kayıptı. Ama Hannibal bu geçişin zorlu olacağını biliyordu. Savaşın başından beri güçlerini yenilemek için bir planı vardı. Ve bu plan fillerine dayanıyordu. Hannibal Alpleri geçerken aslında Romalılarla savaşmasına yetecek kadar adamının olmadığını biliyordu. Bu gücü İtalya'ya vardığında bulması gerekiyordu. Peki bunu nasıl yapacaktı? Bunu Galyalıları kendi birliklerine katılmaya ikna ederek yapacaktı. Galyalılar Romalılardan nefret ediyordu. Çünkü 500 yıldır savaşıyorlardı. Ve Roma müttefiklerinin saf değiştirmesini sağlamayı da umuyordu. Yani 37 fili Alplerden geçirmesinin sebebi aslında politik anlamda hem Galyalıları hem de Roma müttefikleri ciddi bir ordu oldukları konusunda etkilemekti. Hannibal'ın filleri Kuzey İtalya'da fırtına gibi esiyordu. Galya kabilelerini Kartaca tarafına çekmekte başarılı olmuşlardı. Milattan önce 218 Kasım'ında Hannibal'ın asker sayısı neredeyse 40 bine çıkmıştı. Roma, Hannibal tehdidine kendi 40 bin askeriyle yanıt verdi. Her iki ordu da artık antik dünyayı sarsacak ve askeri tarihi yeniden yazacak bir çarpışma rotasındaydı. Kartaca ve Roma orduları çok farklıydı. Hannibal'in adamları dünyanın her yerinden paralı askerlerdi. Hannibal'ın askerleri dünyanın çeşitli yerlerinden geliyorlardı ve çoğu onun savaştaki efsanevi liderliğinin etkisine kapılan paralı askerlerdi. Hafif piyade birlikleri Libya'dan geliyordu. Bu adamlar küçük yuvarlak kalkanlar taşıyorlar ve küçük bir kılıçla ya da mızrakla savaşıyorlardı. Ağır piyade birliklerini Galya'dan gelen askerler oluşturuyordu. Bunlar savaşa çıplak giren, düşmanlarını iki elle kullanılan kalın kılıçlarıyla korkutan adamlardı. Ağır süvari birlikleri İspanya ve Kuzey Avrupa'dan geliyordu. Onların silah seçimi ya falkata adı verilen eğimli bir kılıç ya da öldürücü uzun kılıçtı. Hannibal'ın bu farklı türden birlikleri yönetebilmesi ve bir saldırı gerçekleştirebilmesi onu iyi bir general yapan şeydi. Roma ordusu Hannibal'ın güçlerinden çok daha farklıydı. Kartacalılarda çeşitlilik varken Romalılar tek bir örnekti. Roma askerleri zırhları içinde ışıl ışıldı. Bronz kaskları başlarını koruyordu. Zincir zırh ya da pirinç göğüs zırhları vücutlarını koruyordu. Her asker tarihin en öldürücü mızraklarından biri olan Pirum'dan bir tane taşıyordu.
Uzun metal çubuk, yani kancası olan yumuşak bir metaldi. Kalkandan geçtiğinde ahşap gövdenin ağırlığı demiri büküyordu. Bu yüzden pilumu zırhtan çıkaramıyordunuz. Düşmanın iki seçeneği kalıyordu. Ya üstünde mızrak olan bir kalkanla savaşacaktı, ya da aptallık yapacak ve kalkanı atacaktı. Bu Roma piyadelerine karşı iyi bir hamle değildi. Ölüm ayrıca demirden dökülmüş düz kılıç biçiminde de geliyordu. Bu onu yakın dövüş için ideal bir silah yapıyordu. Scutum kalkanları onları ok saldırılarından neredeyse tamamen koruyordu. Hannibal'ın ordusu kabaca birleştirilmiş bir güçken, rakipleri birbirine çok daha iyi geçmiş bir güçtü. Roma ordusu ulusal bir orduydu. Hepsi aynı dili konuşuyordu, hepsinde aynı malzemeler vardı ve hepsi de aynı eğitimi almıştı. Ama en büyük farklılık savaş tarzlarıydı. Bir tarafta düşmana doğru saldırmak üzere donatılmış disiplinli vatandaş askerler varken, diğer tarafta size çeşitli şekillerde saldırabilecek profesyoneller vardı. Bu birbirinden çok farklı olan ordular, Ticinus nehrinde bir şiddet fırtınasında çarpıştı. Hannibal'ın hafif süvarileri Romalıları sarmıştı. Roma süvarilerine saldırıyor, geri çekiliyor, yeniden saldırıyorlardı. Kaos ve kargaşaya sebep olmuştu. Bu Romalıların alışık olduğu bir şey değildi. Öldürülen 2000 Roma askerinin kanı toprağa suladı. Bu şok edici bir yenilgiydi. Ticinus nehrindeki küçük çatışmanın en önemli noktası, Publius Scipio'nun yaralanmış olmasıydı. Romalılar yerine güçlü ama bir o kadar da çabuk öfkelenen bir generali, Sempronius Longus'u getirdiler. Sempronius sinirli bir adamdı. Zafer için sabırsızdı ve ordu komutanı olarak bir yılı neredeyse sona ermek üzereydi. Savaşmak için bahane arıyordu ve Hannibal de bunu biliyordu. Hannibal'ın komutan olarak deyasının bir kanıtı da rakiplerini çok iyi incelemeyi bilmiş olmasıdır. Bu bilgiyi nereden aldığı bilinmiyor. Elbette Romalı komutanların sayısı görece küçüktü ve bu yüzden iyi tanınıyorlardı. Ama ayrıca benim tahminime göre gerçekten iyi çalışan bir Kartaca istihbaratı da söz konusuydu. Ne zaman bir savaşa hazırlansa karşı tarafın komutanının kim olduğunu öğreniyordu. Yakından izliyor, zayıf yönlerini keşfediyordu. Ve Sempronius vakasında onu çok iyi tanıyordu. Sabırsız olduğunu biliyordu ve bundan faydalandı. İki düşman ordusu Trebia nehrinin karşı kıyılarında kamp kurdu. Aralarında sadece 65 metre vardı. Bu fiziksel anlamda fazla bir engel sayılmaz. Ama Kasım ayındaysanız, kar yağıyorsa ve geçmeniz gerekiyorsa bir engel olmaya başlar. Bu koşullar altında bu nehri geçmeye kalkacak ordu sorun yaşayacaktır. Bu şüphesiz bir gerçek. Hannibal'ın stratejisi dondurucu soğuklardan ve Romalı komutanın çabuk öfkelenen kişiliğinden faydalanmak ve sürpriz saldırı üstünlüğünü kullanmaktı. Sabahın erken saatlerinde nehrin karşısına Roma kampına saldırmaları için 2-3 bin kadar süvari gönderdi. Romalılar bir şokla uyandılar. Soğuktu, yiyecekleri yoktu. Romalı general Sempronius çok kızmıştı. Adamlarına nehri geçip saldırmalarını emretti. Hannibal'ın adamlarını kovalamak için buz gibi sulara daldılar. Güne başlamak için iyi bir yöntem değil. 40 bin kişilik Roma piyadesi ve 4 bin piyade nehri geçti. Belirli sayıda bölükten oluşan Legio adı verilen bir düzende savaşa hazırlandılar. Bölük gerçek anlamda bir avuç adam demektir. Her bölük yaklaşık 120 askerden oluşuyordu. Romalılar dama tahtası biçiminde sıraya girdiler. Bu özellikle ileri doğru ilerlemek ve düşmanı ezmek için hazırlanmış bir güçtü. Ama Hannibal'ın kendi ezici makineleri vardı. Filler, Kartaca ordusunun ağır tankları. Roma süvarilerine kanatlardan saldırdılar. Mızraklardan neredeyse hiç etkilenmeyen fillerin yeri sarsan saldırıları, Roma atlılarının korku içinde dağılmalarına sebep olmuştu. Hannibal'ın 10 bin kişilik süvari gücü Romalı süvarilerin sayısından çok daha fazlaydı. Numidyalı süvariler o kadar hızlıydı ki aynı anda her yerdeydiler. Hannibal'in ağır Kelt ve İspanyol süvarileri öyle bir güçle saldırmışlardı ki Roma süvarilerinden geriye kalanları da yok etmişlerdi. Hannibal'ın Kartaca süvarileri içeri doğru kapanmış ve Roma kanatlarını ezmişti. Hannibal Romalıları üç taraftan sarmıştı. Ama işi henüz bitmemişti. Hannibal, Trebia nehrini geçmiş ve Roma ordusuna kanlı bir sürpriz yapmıştı. Özel eğitilmiş atlar kullanan Hannibal, süvarilerini uzun otların arasında saklamayı başarmıştı.
bir boru sesiyle seçkin Kartaca süvari birliği bataklıktan çıkıp saldırmıştı. Romalılar dönmüş ve arkalarından gelen 2000 atlı görmüşlerdi. Bu çok korkutucu bir manzaraydı. Kartaca süvarileri Romalılara kör noktalarından saldırmıştı. Romalılar daha sonra nehre doğru sürülmüşler ve acımasızca katledilmişlerdi. O gün savaş alanına çıkan Roma ve müttefiklerine bağlı 40 bin askerden 30 bini öldü. 30 bin Trebia nehrinin kıyısında ölümle tanıştı. Bu Romalıların 125 yıl önce Galyanlara karşı aldıkları yenilgiden sonra en büyük yenilgiydi. Ve bu şekilde tarihe yazıldı. Trebia Savaşı, taktik sürprizin savaşın en kritik yerinde nasıl kullanılacağı ile ilgili klasik bir örnektir. Sonuç tam bir kıyımdı. Trebia'da Hannibal da kayıp vermişti. Biri dışında fillerinin hepsi yorgunluk ya da açlıktan ölmüştü. Sirius adındaki tek file de kendisi biniyordu. Trebia dehşeti, Senato'nun 20 bin askerlik 4 yeni lejyon oluşturmasına sebep oldu. Roma ayrıca askerleri savaşta yönetmeleri için 2 yeni konsül atadı. Gnaeus Servilius Geminus ve Gaius Flaminius. Hedefleri Hannibal'dı. Görevleri bulup yok etmekti. Milattan önce 217 ilkbaharında Romalılar Hannibal'ın güneye doğru ilerleyişini durdurmanın en iyi yolunun güçlerini bölmek olduğuna karar verdiler. Geminus kuzeydoğuya, kıyıdaki Ariminus'a doğru ilerledi. Flaminius kuzeybatıya, Aretium'a doğru gitti. Ama Arno Nehri vadisinden geçen güney rotasını açık bıraktılar. Arno bataklıkları Arno Nehri'nin yarattığı büyük bataklık alanlardı. Çamurla, böceklerle ve yılanlarla doluydu. Korkunç bir doğal engeldi. Öyle ki her iki taraftaki yolları tutan Romalı komutanlar hiç kimsenin bu bataklıklardan geçmeyi deneyecek kadar çılgın olabileceğini düşünmemişti. Evet, Hannibal beklenmeyeni yapmakla ünlüydü. Ve sonunda bu bataklıktan geçmeyi denedi. Evet, bu cesaret isteyen bir hareketti. Bu sürpriz manevra Hannibal'a pahalıya patladı. Kalan son fil Sirius'un üstünde ilerlerken Hannibal'ın gözünü bir böcek sokmuştu. Mikrop kapmıştı ve o gözü kör olmuştu. Ama Hannibal hala durdurulamıyordu. İki Roma gücünün arasından sızmış ve bir Roma müttefiki olan Toskana'ya ulaşmış, geçtiği her yeri yakmıştı. Hannibal işe Toskana Ovası'nı yakarak başlamıştı. Evleri, kasabaları yakmış, hayvanları boğazlamış, ağaçları kesmişti. Hannibal'ın planı bölgeyi yok ederek yıkımı Aretium'un surlarından izleyen Romalı General Flaminius'ı kızdırmaktı. Ve Flaminius dehşete düşmüştü. Sadece o alanın yok edilmesi yüzünden değil, Hannibal'ın yaptığı şeyi bildiği için de dehşete düşmüştü. Surların arkasındaki Flaminius'a saldırmak yerine Hannibal diğer Roma müttefiklerine bir mesaj gönderiyordu. O müttefiklere söylediği şey şuydu ki, Roma'nın yanında kalırsanız sizi de bu bekler. Müttefikleri kaçırmaya çalışıyordu. Ve Flaminius da Roma'nın bunu durduramamış olmasının zayıflık belirtisi olduğunu çok iyi biliyordu. Hannibal düşmanını iyi tanıyordu ve Flaminius'ı savaş alanına çekmek istiyordu. Plan neden buydu? Olabildiğince çok Roma ordusunu yok etmek ve sonunda Roma senatosunun savaştan bıkıp barış istemesini sağlamak. Kuşatma savaşıyla bunu yapamazsınız. Düşmanı savaş alanına çekmeniz gerekir. Hannibal, Flaminius'la ordusunu Aretium surlarının önünden geçirerek alay ediyor, ona gücünü ve cesaretini gösteriyordu. Hannibal, Flaminius'ı kızdırmasına yetecek kadar uzakta duruyordu. Demek istediği şuydu, hadi cesaretin varsa küçük kalenden çık ve bir erkek gibi savaş. Flaminius sonunda yemi yuttu. Hannibal, Flaminius'ı Toskana'da uzun süre peşinde koşturdu. Her zaman bir iki gün önde kalıyordu. Bu ona bölgeyi incelemek ve savaş için en avantajlı yeri seçmek için zaman tanıyordu. Hızlı hareket eden Hannibal ve 30 bin adamı Pasignano köyünün yanından geçmiş ve Trezimene gölünün kıyısındaki tepelik ormana varmıştı. Flaminius peşindeydi. Yol artık at sırtında olan Hannibal'ı dağlarla gölün kıyı şeridi arasındaki dar geçide getirmişti. Hannibal'in bütün filleri ölmüştü artık. Ve bu geçide girerken, uçurumla göl arasındaki bu dar yolda ilerlerken arazinin avantajlarının hemen farkına varmıştı ve bunu kullanmaya karar verdi. Hannibal sonraki savaşı için mükemmel yeri keşfetmişti.
kendi doğal avantajlarına sahipti. Sabah gölden bir sis kalkıyor ve vadiyi kapatıyordu. Bu doğal bir kamuflajdı. Hannibal adamlarından bazılarına vadinin uzak ucunda geçide girenleri görebileceği bir yerde kamp kurmalarını emretti. Hannibal tepelerin uzak uçlarına kamp ateşleri yakmaları için keşif erlerini göndermişti. Romalıları aslında olduğundan daha uzakta olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Hala Hannibal'ın peşinde olan Flaminius, Pasignano'ya ulaştı ve geçide bir keşif ekibi gönderdi. Gelip çok dar dediler. Orada pusu olma olasılığı yok. Ertesi sabah sabah olurken Roma ordusu geçit boyunca ilerlemeye başladı. Flaminius vadiye ulaşırken ürkütücü sis bir kez daha çökmüştü. Flaminius uzakta tepede Hannibal'ın kamp ateşlerini görebiliyordu. Flaminius sonunda yakaladın diye düşünüyordu. Hannibal'i tuzağa düşürdüm, artık onu parçalama zamanı. Flaminius 6000 Roma askerine tepeye tırmanıp Hannibal'a saldırmalarını emretti. Lejyon yola çıktı, tepeye vardı ve Hannibal'ın kampına saldırdı. Romalılar Hannibal'ın artçı piyadeleriyle şiddetli bir çatışmaya tutuştu. Ama aniden Hannibal'ın adamları dönüp sanki bizi takip edin dermiş gibi kaçmaya başladı. Hannibal sonra askeri tarihteki en ölümcül tuzaklardan birini uygulamaya koydu. Kartacalı Hannibal Barca askerlik tarihinin en büyük pusularından birini kurmuştu. 30 bin Kartacalı piyade ve süvari sabah sisinin içinden çıkmış ve şaşkınlık içindeki Roma güçlerine saldırmıştı. Kıyım başladı. Savaş kuzeybatı İtalya'da Trezimene Gölü'nün kıyısında şiddetlenerek devam ediyordu. Hannibal'ın İspanyol ve Afrika ağır piyade birlikleri Roma ön cephesine saldırmıştı. Vahşi Keltler ortadan saldırmıştı. Numidya hafif piyadeleri Romalılara arkadan darbe vurmuştu. Romalılar tuzağa düşmüştü. Korkunçtu. Yürüyüş yolundaydılar. Savaş düzeni bile almamışlardı. Silahlarını çıkarmamışlardı ve kanattan bu büyük ordunun saldırısına uğramışlardı. Ve hunharca katledilmişlerdi. Hannibal, Trazimane'de iki büyük kumar oynamıştı. Öncelikle sisin çöküp 30 bin askerini saklamasına, ikincisi Flaminius'un sahte kampa saldırı düzenlemesine güvenmişti ve iki bahiste de kazanmıştı. 20 bin askerden içlerinde Flaminius'un da olduğu 15 bini 3 saat içinde ölmüştü. Hannibal'in kayıpları mı? 1500. Bu ona bir kayıp oranı demek. Tarihin en başarılı pusularından birinde bir Roma ordusu daha yok edilmişti. Hannibal 27 yaşında efsanevi bir askeri taktikçi olmayı başarmıştı. Hannibal 2 yıldan kısa sürede Roma'ya 3 büyük yenilgi yaşatmıştı. Ticinus'ta 2000 adam, 30 bin adam Trebia'da ve şimdi 15 bin daha Trazimene'de. Roma tarihi boyunca bu kadar büyük yenilgiler görmemişti. Bu yenilgi karşısında Roma Senatosu cesurca, belki de çaresiz bir karar verdi. Hannibal'ın korku hükümdarlığına son vermek için ülkenin başına geçici bir diktatör getirmeyi kabul ettiler. O kişi Quintus Fabius Maximus'tu. Roma tarihinde diktatör seçmek çok ender olan bir şeydir. Cumhuriyetlerine daha çok değer verirler. Bu yüzden bir kişiye bütün yetkileri devretme fikri kısa vadede işe yarayabilirdi. Aslında bu mevki otomatik sona erecek olan 6 aylık zaman limitiyle sınırlıydı. Fabius 90 bin askerden oluşan bir ordu oluşturdu. Bu Roma tarihinin en büyük ordusuydu. Ama onları Hannibal'a karşı doğrudan savaşta kullanmayacaktı. Fabius mükemmel bir stratejik düşünürdü. Etrafına bakmıştı. Roma asker gücüne, donanma kaynaklarına, yiyecek kaynaklarına ve coğrafyaya bakmıştı. Ve bunları Hannibal'ın evinden uzaktaki küçük ordusuyla karşılaştırmıştı. Erzak destekleri yoktu, donanmaları yoktu. Doğru şekilde Hannibal'ın kazanması mümkün olmayacaktı. Bu yüzden Hannibal'ı savaş alanında yenmeye çalışmanın da bir anlamı yoktu. Ve bu ünlü Fabian stratejisi oldu. Düşmanla doğrudan çatışmaya girme, taciz et. Yiyecek aramaya birlikler gönderdiğinde onları öldür. Onlara barınma imkanı sağlayan kasaba olursa onları da yerle bir et. Fabius'un stratejisi Hannibal ve adamlarını aç ve yorgun bırakmıştı. Sürekli av oluyor ve taciz ediliyorlardı. Ve ikmal imkanları da yoktu. Fabius'un stratejisi sadece iyi değildi.
Aynı zamanda Roma'nın bütün taktik vizyonu savaş alanında savaşmak olan Hannibal gibi bir adamı durdurmak için ihtiyaç duyduğu stratejiydi. Savaş odaklı bir stratejinizin olması için karşılık veren bir düşmanınızın olması gerekir. Savaşa girmeyi reddederek Fabius, Hannibal'e istediği savaşı çok görmüş oldu. Bu işe yarayacak bir stratejiydi ama bütün stratejilerde olduğu gibi politik kararlılığa bağlıydı. Senatorun Fabian stratejisine belki 4-5 yıl devam etmeyi kabul etmesi gerekiyordu. Evet, Roma yönetiminin bu olmadığı anlaşıldı. Stratejinin o güne kadarki başarısına rağmen, sabırsız Roma senatosu 6 ay sonra Fabius'u görevden aldı. İki sivil konsülün seçimiyle her zamanki yönetim biçimine döndüler. Paulus ve Varro seçildi ve kendilerinden Hannibal'ı en kısa sürede yenmeleri istendi. Varro, Hannibal'la topyekun bir savaşta karşı karşıya gelmek istiyordu. Paulus ise savaşa çekilmek istemiyordu. Bu bir sorundu. Çünkü iki Roma ordusunun toplamı söz konusuydu. İki konsül vardı. Paulus ve Varro ve orduyu dönüşümlü yönetiyorlardı. Bu delice gelebilir ama bir gün Paulus başkomutanken ertesi gün Varro oluyordu. Hannibal bunun farkındaydı ve kimin savaşmak istediğini çok iyi biliyordu. Hannibal'ın gücü yüz yüze savaştaydı ve Varro'nun istediği savaşı o da istiyordu. Hannibal istihbaratını toplamış bekliyordu. Tam Varro komutayı devraldığında darbe kuvvetini gönderdi. Varro kurulmuş gibi harekete geçti. Hannibal'ı İtalya'da Cannae yakınında karşılamak için bir birlik gönderdi. Varro'nun dev ordusu 80 binden fazla Roma ve müttefik piyadeden ve 6 bin süvariden oluşuyordu. Bu aynı anda savaş alanına çıkan en büyük Roma ordusuydu. Varro askerlerini tipik Roma bölük düzeninde yerleştirdi. Ama eski formüle yeni bir açı vermişti. Biraz daha sıkı bir düzen oluşturmuşlardı. Bu şekilde cephe daha kısaydı ama derinlik daha fazlaydı. Sadece 100 metre uzakta Hannibal 35 bin askerden oluşan kendi piyade gücünü yerleştiriyordu. Ama kullandığı düzen daha önce hiçbir batı savaş alanında kullanılmamıştı. Normalde piyade hattı düz olarak oluşturulur. O piyadeleri iç bükey bir yay şeklinde yerleştirmişti. Öyle ki yayın göbeği yarım daire şeklinde Roma hatlarına yakın duruyordu. Hannibal piyade güçlerini hattın ortasından kendi yönetiyordu. İmha savaşı başlamıştı. Piyade savaşı çok şiddetliydi. Ama ilk yıkıcı darbeyi vuran Kartaca süvarileri oldu. Ağır süvari birlikleri Roma süvarilerine öyle bir güçle saldırmışlardı ki tamamen dağıtmışlardı. Yani ölü ve yaralılar arasında diğerleri sadece kaçmışlardı. Bu ölüm dalgasından kurtulmaya çalışan Romalılar teker teker kıyılmaya başlandı. Bu tüm zamanların en büyük savaşlarından birinin başlangıcıydı. Kartaca ve Roma arasındaki ikinci Pön Savaşı. İki büyük ordu Cannae'da birbirini katlediyordu. Tüm Akdeniz bölgesini kimin kontrol edeceğini belirlemek için savaşıyorlardı. Hannibal ordusunu kendine özgü bir yarım daire düzeninde yerleştirmişti. Kanattaki Kartaca süvari komutanı güçlerinin bir bölümünü savaş alanının diğer ucundaki Numidya hafif süvari birliğine yardım etmeye göndermişti. Neredeyse bire karşı 4 avantaja sahip olan Kartaca süvarileri, kanatlardaki Roma süvarilerini kısa sürede alt etmeyi başardı. Ortada Roma piyadeleri Hannibal'ı geri püskürtmeye başlamıştı. Ama bu hileydi. Hannibal bilerek geri çekiliyordu. İşte Hannibal adamlarını bu yüzden yarım ay şeklinde yerleştirmişti. Merkezin geri çekileceğini ve kanatların dayanacağını biliyordu. Merkez yavaşça içeri çökmüştü ve Romalılar kazandıklarını düşünerek merkeze daha fazla asker göndermişlerdi. Kartaca hatlarının ilk yay şekli artık V harfine benzemişti.
Hannibal'in piyadeleri içeri doğru esnerken, Roma birlikleri giderek kendilerini V şeklinde bir hattın ortasında bulmuşlardı. Ve ileri doğru gittikçe tek bir noktada toplanmaya başlamışlardı. Ve içine sıkıştırılan Roma piyadelerinin artık gidebilecekleri tek bir yön vardı. Doğruca ileri. Roma tarihçilerinden Livy'nin anlattığına göre baskı o kadar büyüktü ki Roma askerlerinin kolları vücutlarına yapışmıştı ve kılıçlarını kaldıramıyorlardı. Hannibal'ın işaretiyle Afrika birlikleri içeri doğru dönmeye ve Romalıları yanlardan ezmeye başlamıştı. Hannibal önden yollarını kesmişti. Afrika piyadeleri yanlardan sıkıştırıyordu. Hannibal'ın büyük kardeşi Hasdrubal süvarilerle arkadan saldırıya geçmişti. Romalılar bir ölüm kutusuna hapsolmuştu. Muhteşem Hasdrubal artık süvarileriyle Romalıların arkasındaydı ve arkadan saldırdı. Bu ünlü iki taraflı kuşatmadır. Savaş tarihinde daha önce hiç yapılmamıştı ve çok zekice bir manevraydı. Hannibal doğruca saldırılırsa Roma ordusunun neredeyse durdurulamaz olduğunu biliyordu. Bölükleri sadece ileri ve geri hareket edebiliyordu. Dönemiyor ya da kuşatamıyorlardı. Düşmanınızın tam olarak nasıl savaşacağını biliyorsanız, nasıl yeneceğinizi bulmak o kadar da zor olmaz. Güneş batarken Hannibal inanılmaz sayıda Romalıyı katletmişti. Cannae Savaşı'nda o kadar çok kayıp verilmişti ki bu askeri terminolojide yeni bir terimin ortaya çıkmasına neden oldu. Buna imha savaşı deniyordu. İmha savaşı. Düşman sadece yenilmiyor, imha ediliyordu. Cannae Savaşı tarihin en çok kayıp verilen savaşlarından biri oldu. Bir gün içinde 70 binden fazla Romalı katledildi. 70 bin insan. Central Park'ın sadece iki katı büyüklükte bir alanda öldürüldü. Dikkat edin, bu mekanik silahların çağından önceydi. Bir kerede 70 bir insanı kılıçlarla ve mızraklarla teker teker öldürmek ne kadar sürer? Cevap anlaşılan 6 saatti. Hannibal, Roma'yı yok etme hayalini gerçekleştirmenin sınırındaydı. Ama Cannae'daki zafer aslında Hannibal'ın İtalyan Yarımadası'ndaki askeri zaferlerinin sonuncusu oldu. Savaştan sonra Numidya süvarilerinin komutanı Maharbal doğruca Roma'ya saldırmasını tavsiye etti. Ama Hannibal reddetti. Bu Maharbal'ın itiraz etmesine sebep oldu. Hannibal, sen fethetmeyi biliyorsun ama zaferlerini nasıl kullanacağını bilmiyorsun dedi. Hannibal, Roma'nın sonunda önünde diz çökeceğine ve bu büyük yenilgiden sonra teslim olacağına inanmış olabilirdi. Belki de Roma kuşatmasının birlik ve erzak takviyesi olmadan sürdürülemeyeceğini anladığı içindi. Cannae, Roma'dan sadece 260 bin uzaktaydı. Yani yaklaşmıştı ama yeterince yakın değildi. Sebebi ne olursa olsun, Cannae'daki kıyım, Hannibal'ın babasına verdiği kanlı intikam yeminini gerçekleştirmeye en çok yaklaştığı zafer olmuştu. Hannibal Cannae'dan sonra Romalılarla bir barış anlaşması yapmayı denedi. Ama Romalılar reddetti. Aslında Romalılar gerçek anlamda barış kelimesini yasakladılar. Hiçbir vatandaş bunu yüksek sesle ifade edemezdi. Sonunda Romalılar Fabian stratejisine dönmeye karar verdi. Hannibal'ı savaş alanında yenmeye çalışmak yerine ondan çok dayanacaklardı. Şunu özellikle bir düşünün. Roma bütün gücüne rağmen, biliyor musunuz? Biz bu adamı yenemiyoruz diyor. Onu sadece taciz edebiliyoruz. Sadece baskı altında tutabiliyoruz diyor.
Hannibal pek çok güney İtalyan kasabasını ele geçirmişti. Yani topraktan geçinebilirdi. Ama ne yaparsa yapsın, babasına verdiği sözü gerçekleştiremeyecekti. Roma'yı hiçbir zaman yıkamayacaktı. Savaş alanındaki tüm zaferlerine rağmen Hannibal'ın seferi başarısızlık olarak görülür. Sonunda Roma'yı yok etme amacından vazgeçip Kartaca'ya geri dönmek zorunda kalmıştır. Buna modern bir örnek vermek gerekirse Robert E. Lee'ye bakabilirsiniz. Amerikan İç Savaşı'nda Lee neredeyse bütün savaşlarını kazanmıştı ama sonunda savaşı kaybetmişti. Kaç savaş kazandığınız önemli değildir. Savaşın hedefi savaşı stratejik olarak kazanmaktır. Bu açıdan Hannibal'ın seferi başarısız olmuştu. Teker teker zaferler kazanmıştı. Ama Roma'ya diz çöktürme ve barış anlaşması imzalatma stratejisi kesinlikle başarısız olmuştu. Savaşta iyi denemeydi diye asla puan alamazsınız. Hannibal'ın işgalinin en büyük sonucuysa Roma Cumhuriyeti'ni imparatorluk yapacak ve eski dünyayı fethetmesini sağlayacak olaylar zincirini başlatmış olmasıdır. Hannibal olmasaydı, ikinci Pön Savaşı gerçekleşmemiş olsaydı, Roma'nın o kadar büyümesi ve genişlemesi mümkün olmazdı. Hannibal taktikleri ve gizli pusularıyla, kana susamışlığı ve kararlılığıyla, vahşiliği ve dehasıyla dünyanın her yerinde askeri komutanlara büyük dersler verdi. Ama alınacak en büyük ders şu ki, Hannibal Roma'nın ordularını yok etmeyi başarabilse de sonuçta Roma'yı yok edemedi.